Evet, herkese merhaba. Bugün yine soru astrolojisi ile ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz eğitim konusu. Ve bir danışan, yine Metin Kiraz'ın kitabından bir örnek yapacağım. 27 Mayıs 1981 yılında astroloğa danışıyor ve soru şu: oğlum istediği üniversiteyi kazanabilecek mi? İstediği üniversiteye girebilecek mi sorusu. Baktığımız zaman danışanı Terazi burcu temsil ediyor. Oğlunu ise 5. evin girişindeki Balık burcu. Anneyi Venüs, oğlu ise Jüpiter temsil edecek. Evet, Jüpiter durağan pozisyonda ve 12. eve yerleşmiş. 9. ev biliyoruz ki bizim üniversite hayatımızı, üniversite, yüksek öğrenim, eğitimin üniversite bölümünü 9. ev yönetiyor, yay burcu yönetiyor. Saydığımız zaman 1. ev, çocuğun evi 1. ev, 5. evden sayarak ilerletiyoruz. 9. eve kadar gidiyoruz. 1. ev, 2. ev, 3. ev, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Birinci ev çocuğun üniversite hayatı. Yine Terazi burcu ve Venüs'e bakacağız. İstediği bölüme yerleşebilecek mi diye. Venüs burada belirleyici olacak. Ve Jüpiter çocuğu temsil edecek. İkincil belirleyici olan ayla, ikincil belirleyici olan ayla Jüpiter arasında yaklaşmakta olan bir kare görüyoruz. Ay 19 derece balık olduğunda Venüs'e kare tam partil derecede kare yapacak. Meseleyi tabii çocuğun eğitimini temsil ettiği için, ay da ikincil belirleyici olduğu için meseleye bakışımızı olumsuz hale getiriyor. Ay balık burcunda, Venüs ise ikizler burcunda yerleşmiş. Hani güçlü konumda değiller. Jüpiter çocuğun temsilcisinin 12. eve yerleşmiş olması. 12. ev hani biraz bizi bağlayan, zorlayan koşulları anlatıyor ve üstelik durağan pozisyonda. Demek ki bu haritaya göre oğlunuz istediği bölüme yerleşemeyecek. Çocuk da zaten eli kolu bağlı, yani harekete geçemiyor. Çünkü Jüpiter durağan pozisyonda beklemede kalmış. O yüzden bu haritaya göre cevabımız anneye olumsuz oluyor diyor kitapta. Üniversitelerle ilgili oğlum üniversiteye girebilecek mi sorusunu cevaplandırdık sizlerle. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.